çocuklar. Masal dinlerken böyle sessiz olmalı insan. Değil mi yavrum? Söz gümüş, sürpriz altındır demiş büyüklerimiz. Yo, konuşmak yok. Sabırsız olmayın bakalım. Şimdi başlıyorum. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Deve terna diken, pire hammal diken. Ben anamın beşiğini sıngır mıngır sallarken beşiğini devirdim. Anam kaptı beşiği, babam kaptı maşayı, dolaştırdı köşeyi. Oradan kaçtım gittim. Sultan Süleyman Bilal'lerini sardım belime borudur diye. Tophane gülelerini doldurdum cebime darıdır diye. Yoruldum, yattım uykuya, gördüm bir rüya. Rüyada iki kişi var. Biri ana, biri oğul. Ana yorgun, halsiz, mecalsiz. Oğul ise haylaz mı haylaz ama akıllı mı akıllı, cin mi cin, zeki mi zeki. Anacık bir gün oğlum bizim diline çağırarak der ki, bak oğlum, yeter gayrı bu haylazlığı. Ben de artık çalışacak takat kalmadı. Evimin direği de, erkeği de sensin. Çalışıp para kazanman gerek. Evimizi çekip çevirmen gerek. Oğul bunları duyduktan sonra anasına hak verir. Ve ertesi gün garip ana, oğul kara günler için birisini dileki altında oğluna vererek onu yola koyar. Garip ananın gözyaşları yüreğine damlaya damlaya giden oğlunun ardından bakar. Bir delikanlı gibi Ahmetçik, burnu çıkınlı sırtına koyuldu yola. Yürüdü, dereleri tepeleri aştı, bilmediği diyarlardan geçti ve gezdikçe tanıdıkça ülkesini daha bir umut doldu yüreğine. Atıldı ileri, işte bulmadan asla geri dönmeyecekti. Derken günün birinde kocaman bir kentin uzaktan göğe uzanmış minarelerini gördü. Yorgundu, karnı da açtı. Amma da yorulmuşum ya. Oy, hele şurada bir nefes alayım bak. Aa anacığım, çıkılama neler vermiş. Aha hıyar. Domates, oh, zeytin, peynir, ekmek de var. Ah, bir de soğan olsun ne güzel olacaktı değil mi şimdi ya? Allah'tan keşke başka bir şey isteseydim ya. Neyse birkaç parça bir şeyim var. Karnım da doydu ama yerine bizim bunu bir sıkıntıdan sonra. Ah anacığım ah. Seni çok özledim. Kaç ay oldu memleketten ayrılalı. Çocuklar, anam olması beni kim okuturdu? Kim büyütürdü? Sorarım size. Akranlarım arasında bir ben okudum. Bir ben büyüdüm. Ah anacığım ah, seni çok özledim. Memleketimi gezdikçe, gördükçe, bu güzellikleri bildikçe daha mutlu oldum. Ah ah, şu anımdan akan terde bile özlem var. Ama kararlıyım, çok çalışacağım, başaracağım. Anamdan aldığım altınları ona kat kat geri ödeyeceğim. Ya bu gürültüler ne böyle? Peki Hani neydi o ya? Ana nedir olacak? İnsan bu böceği hatırlamaz mı? Sen neden hatırlamıyorsun? Onlar buna ne var? Hatırlayın da gör bak. Kat. Ku. Neydi ya? Katkol mu? Kutkar mıydı? Kutkardı. Yat kutkardı. Alayım kutkardı. Alırım şimdi ayağım oldu. Amaçtan kavga etmemiz gerek. Hadi amacım. Alır. Öleyim. Ölüşmeyiz gerek. Hadi buyur. Yo yo. Önce siz buyurun. Gel başım. Kelli felli adamlara kavga etmek yakışıyor mu ya? Bak, kelliye bak! Bak, felliye bak! Amcim, efendim, artık barış zamanı gelmiş sanırım. Bana öyle geliyor, barışmamız lazım. Hadi barışalım, gel barışalım bir. Gel. Kardeşim, evet ben. Evet, barışmanıza çok sevindim ben. Çocuklar, kavga etmek çok kötü bir şey değil mi? Evet. Bakın çocuklar da öyle. Peki sevgili amcalarım, neden kavga ettiğinizi bana söyler misiniz? Yok, ben söyleyemem. Hiç bana bakma öyle, geri kaldım. Ben zaten bitkinim, her işimi sen anlat. Ben de anlatayım. Kusura bakma kardeş, bizim Bobcik çok şakacıdır. Bir de bak, bundan 3-4 gün evvel kralın sarayına yola çıktık. Evet, saraydan. Bulacaktık prensese, Kutka veya Kutka alıp gelecektik. Senin anlayacağın, dağılıp geleceğimizi unuttum. Vay canına, kralın sarayına ne? Şimdi sen bizimle saraya gelsen, bize anlatılanları yazsan. Çabuk koşalım. Ey ahali. Aha. Duyduk duymadık demeyin. Hocik. Eğlence başladı hocik. Duyduk duymadık demeyin. Demeyiz. Devletli, şevketli, izzetli. Allah. Ne oldu? Delal efendi. Ayaktan izlemine mi takıldın? Fena düştün ya. Sağ ol adam. İzzet, şevket. Ne diyor o zaman bu? Ben de gezemiyor. Herhalde onları çağırıyor. Ya bir durun. Adamın bir çağrısı var. Onu söylüyor. Şarkısı mı var? O ne güzel. Söylesin de birlikte dinleyelim. Hadi söyle. Ya teyzenin şarkısı hiç duymadık. Ben de söylüyorum ha. Ne şarkısı ya? Al başım. Ya kardeşim adam acı içinde kıvranıyor. Sen burada böyle bağırıyorsun. Olmaz ki ya. Ne? Acısı mı? Acısı mı? Hani nerede onun acısı be? Acısı veriyor. Acısı veriyor. Öyle mi? Tamam adamı da kaçırdınız ya. Herif oynattı galiba. Vallahi oynattı ya. Sen bunu tanımıyor musun? Bu sarayın tellalı ya. Sarayın mı? Tüüüü! Nasıl da anlayamadım? Koşun yakalanın şu yurtunuz kategoriyor musun? Hadi gidelim. Ben gelmem. Hadi gidelim. Ben gelmem. Krala hayır, krala hayır, krala hayır. Ben gitmek istiyorum. Aranızda gitmek isteyen varsa krala hayır diye bağırsın. Krala hayır, krala hayır, krala hayır, krala hayır. Kralımız kaçacak, kralımız. Baktıkça insanın güleceği geliyor. Bu benim kızım. Bu da karım. Aman yarabbim, şu suratlara bir bakın. Gülmüyorlar işte sevgili çocuklar. Gülmüyorlar. Ya neden diye sormuyorsunuz? Neden gülmüyorlar? Bakın anlatayım. Şu benim güzel ama gülmez kızım var ya. İşte o baharda kuşların yuvalarından yumurtalarını alıp kırıyordu. Bu da yetmiyor. Bahçedeki çiçekleri yoluyor, koparıyor, atıyor. Ben her defasında onu cezalandırmak istediğimde annesi ve Nedimesi "Bu defalık affedin efendimiz" diyorlardı. Ama kızım bir suç işliyordu. Ve bu suç cezasız kalamazdı. Nitekim günün birinde kızımda gülmez, asık bir surat oluşmaya başladı. Bu hal hemen yayıldı. Önce saray, ardından bütün ülke. Hepimiz Karagülmezler ülkesi olduk. Biz bu suçu cezalandırmamıştık ama Tanrı bize bu cezayı uygun gördü. Ha, şimdi soruyorsunuz, ben nasıl gülüyorum? Bakın onu da anlatayım. Benim gülmem elimden alınmadı. Ben gülüyorum. Ama sadece tek başıma. Bunun ne kadar acı bir şey olduğunu sizlere anlatamam. Bu gülmezlik hastalığı yayıldıkça bana deli demeye başladılar. Evet, deli diyorlar bana. Bu nedenle bu gülmezlik hastalığının bir tedavi yolu olmalıdır diyerek iki şaşkını yola çıkardık. Çünkü... Yeter artık efendimiz. Yaşlandıkça huysuzluğumuz giderek artıyor. Bu duruma daha fazla dayanamam. Elimden geleni yapmadın mı kraliçem? Çin'den hekimler getirttim ama bu gülmezlik hastalığına bir çare bulamadım. Elimizde kalan son çareyi gerçekleştirmek için yola çıkardığımız adamlar inşallah Peynihana'dan kahkaha kutusunu getirirler de kızımız ve halkımız yeniden gülücüklerine kavuşur. Ya görüyorsunuz işte sevgili çocuklar, bizim her şeyimiz var ama gülücüklerimiz eksik. İnsan gülmenin değerini onu kaybettiğinde daha iyi anlıyor. Gülün yavrularım, gülün. Elbet bir gün kızım ve halkım yeniden gülücüklerine kavuşacak. Bizler için sadece dua edin yeter. Aramız pulumuz, her şeyimiz var ama gülücüklerimiz yok. Onu da kimse parayla satmıyor. Çok merak ediyorum efendimiz. Acaba o Gülen Torba kızımızı ve bizi güldürebilecek mi? İnsan umutsuz yaşayabilir mi kraliçem? Bakarsınız, gülersiniz belki. Ne var? Ne oluyor? Bu sesler de ne böyle? Geldiler efendim. Kimler geldi? Gönderdiğimiz adamlar. Şükür Tanrıma. Kraliçem, çabuk içeri alsınlar. Hiç de umudum yoktu o adamlardan. Ne yaparsınız efendimiz? Başka tarih çıkmamıştı. Günlerdir tellal çağırdı. Hala daha tellallar her yeri geziyorlar. Bu da bizim şansımız. Öyle. Açmayın, açmayın. Derler yok desen desen. Bırakın bu boş lafları da. Verin kutuyu. Ne kutusu? Efendimiz. Şşşt. Sessiz olun bakayım, şöyle geri gelin. Sevgili Deli Kadir Kralım. İzin verirseniz açıklamak istiyorum. Efendimiz, efendimiz. Kurtkağı gökleri ıslak. Biz de alıp geleceğiz. Siz neler söylüyorsunuz Allah aşkınıza? Efendim, tekrar izin verirseniz açıklamak isterim. Bu iki temiz yürekli insan okuma yazma bilmedikleri için verdiğiniz görevi unutmuşlar. Biri de not etmemişler. Bağışlayın efendimiz. İşte o nedenle biz bu delikanlıyı kendimize kendim okuma yazma bildiğimiz için... Kesin canım, kesin! Zilinizi! Zilinizi. Efendimiz, tekrar bağışlayınız. Emir buyurursanız üçümüz bu göreve talibiz. Başaracağız efendimiz. Tamam, aklım yattı bu işe. Okuması yazması olmayan insanları nasıl oldular yola çıkardık? Ne dersiniz kraliçe? Haklısınız efendimiz. Emredin bir kere daha şanslarını denesinler. O iyi bekli delikanlı bana çok umut verdi. Ah, benim de öyle değil, umutla da oldu. Pekala öyleyse. Size 3 ay zaman tanıyorum. 7 iklim ötedeki Kaftan'ın ardında yaşayan Peynihana'nın mağarasındaki kahkaha kutusunu, yani Gülen Torba'yı. Tamam! Demedim ben size! Kahkaha kutusu! Evet, kahkaha kutusu! Şşş! Sessiz olun, kralımızı dinliyoruz. Buyurun kralım. Söylediğim gibi bu kahkaha kutusunu bir başka adıyla Gülen Torba'yı alıp bana getireceksiniz. Emredersiniz sultanım. Ben ve arkadaşlarım size söz veriyoruz. Yalnız unutmayın, kaplanın arkasına gidelim. Nasip olmaz. Çok dikkatli olmalısınız. Kraliçem, prensesimiz uğruna canımız feda. Ay. çocuklar yürekli erkek gibidir. Sen bu be! Yansın! Yansızın be! Koskocaman bir ülkenin gülmesi için ülkana değmez mi? Doğru vallahi! Yol masrafı için hazinemden 10 kese altın verilsin. Olmadı çek yazsın. Unutmayın delikanlı. Sadece 3 ay zamanınız var. Prenses, kraliçe. Arkadaşlar, işin ucunda prenses var. Bu işi başaracağız. 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 ellerimi serbest bırak. Bir daha kimseye kötülük etmeyeceğim. Evet nineciğim, bak bağışla. O da yanlar ilk sana. Sen hafızı sevgi beni katmaya dua et. Hadi indir bari, indir. Oh! Anam! Sen de amma önde kalan mısın? Korkma, bir şey yapmayacağız dedik ya. Önden mi? Önden dedi galiba. Ya saçmalamayın, adam korkak demek istiyor. Kim? Sen de korkakmışsın. Tamam, sen de korkaksın. Ulaştıkta ısmarlık yalandır. Yeter! Yeter, ayrılın. Yorgunum, halsizim ve moralim bozuk. Üstelik bugün sen tansiyonun çıkacak. Daha da yapmayacaksın bu sefer. Hadi arkadaşınızın karnı acıkmış, masayı çocuğunmuş. Hadi otur yemeğini ye. Bundan sonra kavga etmeyelim. Kusura bakma, biraz etsinler. Ya bu zeytin benim tansiyonumu çıkarır. Bu ne biçim azlık? Oğlum bir dur bizi. Ya Allah Allah edepsizler. Bana bir şey kalmadı. Al bunu ye. Neyse ben aç da kalırım. Sonra da yapılmasın delikanlılar. Siz buraya neden gelmiştiniz? Gelin ama gidin. Hadi bakalım geldim hadi. Yoksa Kaf Dağı'nın ardındaki Perana'nın mağarasındaki Gülen Torba için mi ha? Evet. Çok zor bir iş bu. Başaracağız. Biz Haşmetli Deli Kadir'in emriyle yola çıktık. İçinde prenses var. Demek siz de... Aha! Senin tipinden anlamıştım. Ben de bakanmanın peşindesin. Şadır neden öğrendi bana? Bütün ülke biliyor. Ama kralımız diye etkiledi onu. Çünkü biz de istediğimizi çıkmadı. Meraklanmayın, meraklanmayın. O da sizinle gelebilir. Bakın Ferhan'la ona neler edecek. Ya sevgili Necim, biz bu yol buraya kadar tarif üzere gelebildik. Bundan sonrası için bize yardım et. Merak etmeyin, size yardım edeceğim. Rasim! İşte babam lazım. Baba bize yardım edecek. Evet. Bu adı bir ağaç yahu. Neyse ben eve gideyim, kocaman beni bekler. Güle güle nineciğim. Neyse bir öpüme oğlum. Al. Ya katipciğim. Buyur Aydın'cığım. Hiç aklım ermedi bu işe ya. Ne yavrum? Ya bu soba bizi nasıl götürecek bu ya? Adi bir ağaç bu. Ya böyle nur yüzlü birine bir şey dediyse bir bilgi var, bir bekleyelim. Evet haklısın. Benim derlerimi dondurmuştu bir bakışıyla. Ya nasıl oldu hiç anlamadım. Hacıp'cığım ya senin ne kadar ayıp etmişsin ya. Böyle nur yüzlü birinin yerine akar mı ya? Abi bir kere başladım işte. Korkuturuz dedim, devam ettim. Keşke yapmayaydım. Keşke yapmayaydım. Hey! Hacıp'cığım, hadi diyelim senin elin korkudan hale kaldı. Ya bu baston ne olacak? Ne olacak? Ben de onu söyleyeyim. Ne olacak abi? Ya arkadaşlar, hele bir durun, bir bekleyelim bakalım. Bir bilgi var bunun yerin ya. Bekleyelim. Ya ben karnım doydu. Yorulduk da değil mi ya? Evet. Uykumuz da bastırdı artık. Uyusak mı acaba? Uyuyalım hadi. Benim uyumak senin içinden çok. Hadi sabah olalım. Her zaman beni üstüne çıkmaya çalışıyorsun. Bu sefer söyleyeyim. Benim uykum daha çok. Hadi etmişsin sen be. Bugün elini bana vergi bir şeydir o. Aa bak ben uyudum. Oo ben çok uyudum. Böyle uyumadan konuşmaz be. Ya o yüzden... Susalım hadi. Bir susun da ben nereye gireyim ya? Haydutcuğum bunlar da olmasa zaman geçmeyin ya. Bir lirası geçmedi oğlum. Ben bir yatayım ya. Ha da perişan etti. Vay, sen şimdi perişan mısın? Perişan etmiş. Ya ne oldu? Bizimle gelebilecek misin? Ne oldu? Anlat bize. Bilmiyorum. Bu hızır sopa beni bütün gece dolaştırdı. Bitirdi beni ya. Aa, bu perişan olmamış ya. Bitmiş bakçı. Ha, bu neresiymiş ya? Ya bir susun anlayalım. Sen de değil bakayım şunu sırtından. Ya arkadaşım ne oldu ya? Sana nasıl yardım edebiliriz? Ne yapabiliriz? Hadi deneyelim arkadaşlar. Hadi bakayım. Hadi. Üstüne atla bakayım. Ben atla. Sırtından çek bakayım onu. Hadi. Hadi bir daha oğlum. Ya yeter değil aşkım. Adam öldüreceksin ya. Şimdi söylüyorum. Sen sol tarafa geç. Sen sağ tarafa geç. Ben de arkasına geçiyorum. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, kaldır. Ya ben bu işten bir şey anlamadım ya. Hiç yeniden kıpırdamayayım bu. Ben de anlamadım. He, hazır gibi duruyorum ben. Sakın başına gel. Bak kızdırma kafamı, deşerim bağırsak. Hayır be ya, bağırsak deşerim. Amma da bana yapmışsın lan. Sen kime bağırsak deşiyorsun lan? Ulan yerim seni. Amma! Günden kapsın lan, ne yapın ha? Oğlum bir durun ya, beni de düşürdünüz ya. Oy. Evet arkadaşım. Sen bizimle bu halde gelebilecek misin? Ne yapacaksın beni? Burada hocam var. Aaa! Ben yaptım bunu, ben yaptım. Aferin, bir iş becerdin yani. Hadi, hazır mısın? Hazır, hazır. Dur yavrum. Hadi, yemin. Ana, adam oturdu be. Allah oturdu be. Oğlum demek ki bu değnek sihiri. Verin bakayım bana. Al bakalım. Seni taktiği seziyorum. Ha şöyle ya. Dünya varmış, kendime geldim. Ya bu adam izlerse? Korkma korkma. Benden size zarar gelmez. Hadi kardeşlerimsiniz benim. Ay kardeşe bak lan. Tamam. Aa, bu kadar zaman geçirmek yeter. Sopa sopa. Göster bizi yolu. Haydi. Bak sopa yürüyor. Hadi. Vallahi yürüyor. Yürüyor. Hadi yürüyor. Hadi. senin özelliğin ise okuma yazma bilmendir. Deli Sultanım, arkadaşlarım sorguya mı çekeceğiz? Hayır, hayır. Bizde sorgu sual yoktur. Bizde kötülükten temizleme vardır. Hem geri döndükleri zaman siz de sevineceksiniz. Aslında bunların suçu yok. Suç anne babaların ilgisizliğinde. Bakın şu koca hayduta. 7 kardeşten biri. Yenisine yürür yürümez sokağa fırlatılmış. Hem Topçuk da Topçuk da öyle. En azından çevreleri iyi olduğu için temiz kalabilmişler. Sevgili Sultanım, buraya neden geldiğinizi biliyor musunuz? Gülen Torba'yı istiyorsunuz. Açıkçası onu size vermek istiyorum. Ama bazı şartlarımız var. Onları kolay kolay size vermek istemem açıkçası. Hem sizin gibi bir delikanlıya böyle kolay bir işi yakıştıramam. Şartlarınız nedir? Şartlarımın bazılarını arkadaşlarınız gelince öğreneceksiniz. Hem sizin için de ayrıca bir dileğimiz var. Kolay olun dediğim gibi size yakıştıramam. Eminenizi beklemekteyim efendim. Kralın size verdiği süre henüz dolmadı. 20 günlük bir vaktiniz var. Buraya yakın bir köyün öğretmeni hastalanmış. O iyileşinceye kadar öğretmenlik yapacaksınız. Dursun, tamam mı? Dursun Şahin'e mezun olabilirsem söz. İnşallah olursun yavrum. Hazır ol. Seni götürecekler. Sultanım, dediklerini yaptın mı kızım? Her şey öğrettiğimiz gibi yapıldı Sultanım. Tamam o zaman. Ahmet'i uğurlayın bakalım. Sevgili Sultanım, dedikleriniz kulaklarıma küpe olacak. Yalnız arkadaşlarım iyi davranış bekler. Aferin Ahmet. İyi insana canım feda olsun. Öyle değil mi çocuklar? Görüyorsunuz değil mi? Sultanım. Öğretmenim müdürüm Sultanım. Hoş geldin öğretmenim. Merhaba. Merhaba. Anlat bakalım neler yaptın? Okçuk dokçuk ve haydusa okuma yazma öğrettim. Onlara çocukluğa yeniden geri döndürdüm. Demek öyle. Daha neler yaptın? Onlara çoklu zeka kuramının bütün özelliklerini öğrettim. Özellikleri üzerinde kullandım. Hatta bundan da üniversiteyken Şerif Sancak diye bir hocamız vardı. Onun notlarını kullandım. Çoklu zeka kuramı. Bir türeme bakayım. Ben bu kavramı ilk defa duyuyorum. Bence boşuna aramanıza hiç gerek yok. Gerçekten de dediğim gibi kürem böyle bir şey yok. Çünkü bu eğitim sistemin yeni bir kuramı. Küremi güncelleştirmen lazım demek ki. Kesinlikle. Evet. Söyle bakalım KPSS'den kaç aldın? 83 puan aldığım halde hala ülkenizde sözleşmeli öğretmenlik yapıyorum. Biz ne yapmışız böyle? En iyisi ben senin Tanrı'yı bak kadrolu öğretmen olarak ayrıca teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Önemli değil tabii. Hadi yolun açık olsun. Ne güle. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk Sultanım. Arkadaşlarımı göremiyordum. Nerelerdeler? Merak etme. Şimdi gelecekler. Çağırayım. Bir dakika. Hadi kızım acele et. Anne baba. Bu gülmezlik hastalığını ülkeye sen soktun. Bundan önce hepimizin yüzünde güldükçe güller açıyordu. Yo, bugün de gelmezlerse adam çıkartıp arayacağım onları. Yakalandıkları yerde ipe çektireceğim hepsini. Benim yüzümden kimsenin suçlanmasını istemiyorum baba. Asacaksan önce beni as. Nerede o adam? Nereden çıkardı Gülen Torba işini? Hiçbir torbanın güldüğü görülmüş mü? Neler saçmalıyorsun kızım? Kara gülmez olduk hepimiz. Denize düşen yılana sarılırmış der büyüklerimiz. Çaresiz kalınca ne yapmalıydık? Haksızlık etme kızım. Bütün bu çabalar senin gülebilmen içindi. Ne yapalım? Amansız bir derde tutulduk. Onun için kimseyi suçlamaya hakkım yok. Ne yapalım? Bizim dünyamızda gülmeyen dünya olsun. Babamın dediğine razı olamam. Benim yüzümden kimsenin ipi çekilmesini istemem. Lafın gelişi öyle söyledim kızım. Benim kimseye astırdığım görülmüş şey. Sevgili efendimiz, lütfen yapamayacağınız şeylerden söz etmeyin. Ben gülmenin ne demek olduğunu unuttum. Gülen Torba da beni güldüremez. Ama sadece ısıttın beni. Kesin konuşmayı, kesin. Çıldırıcıyım. Mekanda bugün 30. gün değil mi? Evet, evet ama bir akşam oluyor. Elbette benim için bunca zahmetlere, eziyetlere katlanan insanları savunmam doğal değil mi? Onların kınlarıyla dokunmasını istemem. Pekala, pekala. Bekleyelim bakalım. Bütün bir ülke o mutlu haberi bekliyor. Haklısınız efendimiz. Her sözün altında suçlanan benim. Allah canımızda da kurtulsam. Aslında lazım be. Aman Tanrım. Bu sesler bana hiç yabancı gelmiyor. Yok sanırım sesler. Bilmiyorum. Sesler bana çok yabancı. Hey muhafız. Git bak bakalım bu sesler nereden geliyor. Çabuk ol. Derhal bana haber ver. Hatırlamaya başladım. Gülme sesleri bunlar. Bir zamanlar ben de gülerdim. Yine güleceksin. Ülkemizde bir şeyimiz eksik değil. Tek eksikliğimiz senin ve halkımızın gülmezliği. Emirleriniz yerine getirilmiştir kralım. Ayağa kalk. Ülkemde sizler gibi çalışkan, gözünü budaktan sakınmayan gençler oldukça mutlu olacağımıza emindim. Aman Tanrım. Siz okuma yazma da böyle. Ben öyle kazandım. Neyse okuma yazın. Tez haberciler çıkartılsın. Ülkemde okuma yazma bilmeyen kalmayacak. Sevgili prensesim. Size armağanınızı vermek istedim. Elbette. Biz sevinçten unuttuk. Bakalım bu torba kızımızı ve bizi güldürebilecek mi? Teşekkür ederim sizlere. Topçuk ne topçuk? Şu Gülen Torba'yı getirin bakayım. Getirin mi şunu? Düğmesine. Ben mi? Bas bakayım. İyi yürekli delikanlı. Efendim. Adını bağışla bana. Ahmet efendim. İçimden and içmiştim. Kim kızımı güldürmeyi başarırsa kızımı ona vereceğim diye. Konuyu seninle daha önce kararlaştırmıştık hanım. Gördün mü? Bizim kârime yazık düşmanı ya. Sahibimizde. Sahibimizde. Efendim emirlerinizi bekliyoruz. İnşallah alacağız bizi. Tez ülkeme haber iletilsin. Kızımı bu mert ve iyi yürekli delikanlıya veriyorum. 40 gün 40 gece düğün olacak. Hazırlıklara şimdiden başlansın. Bu kere misafirimiz efendim. Evet, özel habercilerim olarak da siz ikinizi görüyorsunuz. Emrinizin başımız üstüne yeri var. Ancak Ahmet Bey ne demez ama? Emriniz karşısında boynum kıldan incedir efendimiz. Bu torbayı canım gibi saklayacağım. Bas şu torbanın düğmesine. Şimdiden tezi yok, eğlenceler başlasın. Arkadaşlar önümüze geldiğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Bir iki kelam etmek istiyorum, izin verirsiniz. Öncelikle size kostümleri sağlayan Okutman Gökhan Hamza Çebi hocamıza çok teşekkür ediyorum. Yardımlarından dolayı Mehmet hocamıza çok teşekkür ediyorum. Sinan arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Size iyi bir gün diliyorum. Teşekkür ederim.